Gurme'den merhabalar efendim. Voleybol Gurmesi'ne hoş geldiniz sevgili izleyenler. Skorer TV'nin en sevdiğiniz programlarından biri olan Voleybol Gurmesi'nde bu hafta birbirinden güzel videolarımız ve fotoğraflarımız var sevgili Serkan Özen'in hazırlamış olduğu. Artık biliyorsunuz kendisi Voleybol Gurmesi zaten. Teşekkürler. Ben de onu yamağıyım. Yamak. Değil evet. mi? Yamak. Evet. Aşçı yamağı derler aşçı. Ya. Gurme ben oluyorum. Doğru evet. Tabii. Ya sen aşçıydın, daha gurmeliğe kaydın. Ben de... Peki Somer Şef mi, Mehmet Şef mi? Ya of ya. Mehmet Şef'i tercih ediyorum Peki. ben. Peki. Evet. Ama ben onun kadar sert olamam. Danilo gibi böyle bir... Aslında Mehmet Şef çok yumuşak biliyor musun? Öyle mi diyorsun? Yumuşak bir insan yani. Şey, kalben falan. O biraz öyle gözüküyor. Daha disiplinli gözüküyor ama Somer Şef biraz daha şey. Öyle beğenmediğim bir şey. Çık dışarı derim sana Mehmet Şef gibi. Sen kimsin ya? Çık dışarı! Çık! Evet ama bana öyle şey, ben çok ağlarım mesela. Bu hafta çok önemli bir işe imza attı Zehra Güneş. Vakıfbank'ın kaptanı biliyorsunuz. UNICEF Türkiye'nin çocuk hakları savunucusu oldu. Evet. Sevgili Serkan da katıldı oraya. İzleyelim, sonra detayları Serkan anlatacak. Şimdi videomuz var ama ben fotoğraf olarak vereyim. Video çok uzun çünkü. Tamam. Zehra çok güzel konuştu zaten o gün. Türkiye yani Türkiye'de UNICEF'in Türkiye elçisi olarak çocuk haklarının savunucusu olacak. İlk ziyaretlerini de Güneydoğu Anadolu bölgesine yapacak. Özellikle depremden etkilenen bölgeleri ziyaret edecek. Zaten biliyorsun Vakıfbank'ta böyle anlamlı sosyal sorumluluk projeleri yapılıyor. GUİDET'in çok uzun yıllardır devam ettirdiği Yarının Sultanları projesi var. Türkiye'de belli bölgelere gidip orada kız çocuklarına voleybol öğretiyor. Zehra Güneş de farklı bir misyonla UNICEF'in işbirliğiyle beraber Türkiye'ye dolaşacak. Türkiye'deki kız çocuklarının haklarını savunacak. Hı hı. Cinsiyet eşitliğini, o farkın azalması için yardımcı olacak. Toplantıda dedi ki yeni Zehralar, yeni Edalar, yeni Handeler yaratabiliriz dedi. Herhangi bir çocuğa yardımım dokunursa ne mutlu bana dedi. Çok güzel bir misyon oldu onun için de. Kariyerinin bu kadar prime döneminde bir voleybolcu için böyle bir proje bence çok etkili olur. Evet. Çünkü böyle voleybolcular için sadece voleybolda kalmamalı zaten. Hı-hı. Yani sesi oluyor, voleybolun da sesi oluyor, Hı-hı. kız çocuklarının da sesi oluyor. Bir yerde de voleybola da ilgi getirecek. Çünkü tabii ki. Yani biz sadece kendi içimizden görüyoruz ama biz mesela bunları paylaştığımızda sosyal medyadan işte Tayland'dan, Asya'dan yazanlar vardı, Brezilya'dan yazanlar vardı. Yani herkes görüyor zaten. Çok değerli, çok önemli bir projeye imza attı. Evet, özellikle tabii ki çocuklarla ilgili olması benim için de çok kıymetli. Ben çok önem veririm çünkü çocuklarla ilgili, küçük çocuklarla yapılan işlere. Senin de dediğin gibi hem voleybola katkısı olacak hem de inanın bu küçük çocukların hepsi bu kızları büyüyerek, izleyerek büyüyorlar. Evet. Yani belki de kaç tanesinin idolü Zehra'dır aslında. Doğru. Şimdi onları birebir canlı canlı ziyaret ettiği zaman mutlaka onların üzerinde bir etkisi olacaktır. Hızlayalım o zaman. Evet, yıldız ya ben tabii ki 5 veriyorum. Aynen öyle. 5 veriyoruz. Şimdi yayından önce Serkan bana dedi ki bir fotoğraf var dedi, hazırladım Eda Erdem'le ilgili. Ama şimdi göstermeyeceğim sana dedi. O an gördüğündeki halini merak ediyorum dedi. Ben de sizlerle birlikte, yok sizden önce görmüş oluyorum pardon. Ama videoyu onlar da izlediğinde aynı anda görmüş oluyorsun. Aynen, ben de ilk defa göreceğim onu söylemek istedim. Efendim Fenerbahçe'nin kaptanı biliyorsunuz Eda Erdem. Her zaman ikonik pozlar veriyor. Daha doğrusu aslında o yani bilerek yapmıyor ama zaten. Evet hani o ikonik pozlara çıkıyor onun duruşlarından. Şimdi ikonik bir fotoğraf daha gelmiş. Çeken kişiyi de bu arada söyleyelim. Muhammed Ali Yahşi. Ben bir bakayım ona göre açıyorum. Teşekkür edeceğim. Açtım. Birincisi bu. Evet. Diğeri de bu. Ya tam bir lider ya. Gerçekten tam bir kaptan görüntüsü yani, var. Yani ya inanılmaz. Biraz sinirli ama sanki. Ya, sinirli falan ama işte orada tabii bir illiderlik hararet var yapıyor. Zaten ya hararet var. Ay, bu hangi maç? Sen bize detayını ver istersen. Bu Ankara'daki Zeren maçı. Hı hı. Muhammed Ali Yahşi çekti. Orada bir mola sırasında Eda Erdem'in takıma seslenişi. Hı hı. Ben bunu ilk gördüğümde şeye benzettim. Sen hatırlarsın direkt.
Ancelotti kenardaydı Real Madrid'de. Arkada Zidane. Böyle bir futbolculara direktiflerde bulunuyordu. Onu hatırladım gerçekten. İkisi de çok büyük teknik direktör oldu zaten sonrasında Zidane'da. Tabii ki. Eda Erdem için de yani ilerisi için de çok güzel bir fotoğraf bence. Evet, kesinlikle bunu böyle bir şey yapabilir. Çerçeveletip asabilir. Çok güzel fotoğraf olmuş. Tebrik edelim tekrar çeken kişiyi. Muhammed Ali Yarşı'yı. Aynen Yarşı'yı. Tebrik edelim. Eline sağlık diyelim. Yıldız kaç yıldız veriyorsun? 5. 5 veririz. Ben de 5 yıldız veriyorum. Beğendim tabii ki. Çünkü bunu yakalamak da tabii güzel bir iş olmuş. 5 veriyorum. Şimdi eczacı başında Hande Balad'ın maç sonunda Naz Aydemir Akyol'un oğlu var biliyorsunuz Pamir. Mutlaka görmüşsünüzdür. Şimdi Pamir'le bir uğraşmaları var. Bakalım neler yapmış. Evet. Orada bir ufak Hande ısırık alıyor galiba. Saldırmasyon yapmış. Evet. Elif de. Bunun bir de videosu var, onu da açayım. Bir şey söyleyeceğim, evet, şu an videoyu açman lazım. İnşallah o anın videosu var. Var var. Kucağında gezdiriyor zaten Pamir'i. Çok uğraştılar maç sonunda zaten. Geldi. Pamir de onlara uyuyor bu arada yani. Bir şey diyeceğim. Bacaktan kaldırmak. Çok iyi ya. Ya muazzam güzel olmuş. Çok da tatlı bir çocuk bu arada. Maşallah. Biz ona daha doğrusu annesi Maşa ve Kocayı diye bir tane çizgi film var. Onlardan esinlenerek bir tane paylaşım yapmıştı. Maşa ve Kocayı diye. Onların her postuna zaten taraftarlar da bunu yazıyor. Evet, çok çok güzelmiş çok gerçekten. Gerçekten. Ama yani şey o bacaktan tutup kaldırdı. Biraz uğraşmışlar Pamir'le. Çok iyi olmuş ya. Evet, yıldızlayalım. Yıldızlayalım. 5 veriyorum. 5 mi veriyorsun? Evet, bugün çok bol farkındaysanız benim notlar. Ben 4 vereyim ya. Aa, ne oldu? Kırdım niyeyse. Diğerleri şimdi de çok güzel ama. Bu videolar mı kırılır? Yani çoluk var, çocuk öyle var. Öyle mi diyorsun? Tamam, 4.5'dan 5 yapayım ben o zaman. Hadi yap yani. Nergis'in... Valla yap yani, çoluk çocuk var. Tamam, 5 ne yap. Güzel. Beşiktaş'ta biliyorsunuz Sarıya, Şahin... Bir, ne yaptı Serkan? Eveykem. Biliyorsun diğer takımlar da yapıyor. Çok uzun zamandır Eczacıbaşı bunu yapıyordu zaten. Deplasmana giderken böyle el kamerasıyla oyuncular arasında dolaşıp yani böyle bir cümle. Hani röportaj gibi değil de daha doğalını yapıyorlar tabii. İşte çok güzel bir içerik paylaştı. 10 dakikalık zaten. Oradan Bengüsü Aygün'ün bir... Anı var, onu izleyelim. Hadi izleyelim, ne yapıyormuş bakalım. Bak. Beliz çağırdı. Ne çabuk. Bayağı bayağı ders çalışıyor. Evet, fizik çalışıyormuş oradakilerin demesine göre. Zaten benim anlamadığım şeyler anladığım bir şey. Hiçbirimiz anlamıyoruz bence. Ya dedim ki ya matematik ama tam olarak değil. Evet, o helal olsun. Gerçekten helal olsun. Bir de deplasman otobüsüne giderken yani yolculuk yapıldığı sırada bu derslerini aksatmamak için çalışıyor yani. Evet. Tebrik ediyoruz. Aynen öyle. Belki o da öyle motivasyon sağlıyordur. Evet. Bazı insan o hani böyle motivasyonunu işte birisi müzik dinler, birisi bir şey yapar falan. Belki de ders çalışarak motivasyonunu sağlıyordur. Yani ne kadar çalışkan. Şimdi mesela yaşları genç olan hem de öğrenci olan voleybolcularımız da var. Mesela geçen sene Begümler Vakıfbank'ta işte kolejdeydiler. Mezun, yeni mezun oldular. Aslında hem ders çalışıp antrenmanlara gidip yurt dışında milli maçları oynayıp liseyi bitirmiş oldular. Bengüsü de aynı şekilde dersini çalışmaya devam ediyor. İşte Fenerbahçe'den de örnek verirsek Liza'da üniversitede bölüm okuyor. Aynı zamanda o dil bölümünden derslerine giriyor. Online zaten çoğu. Naz Aydemir Akyol ikinci üniversitesini devam ediyor.
Artık 3 mü oldu hatırlamıyorum şimdi. Yani voleybolcular kendi donanımlarını arttırmak için böyle imkanları kullanıyorlar. Evet, süper. Ama tebrik edelim. Gerçekten ben de deplasman otobüsünde büyük bir dikkatli fizik çalışması, helal olsun. Yıldızlayalım. 4 vereyim ben buna. Ben de 4 veriyorum. Ben de bir eveyken daha var. Galatasaray'da İlkin Aydın ve Ana Kalandanze. Nasıl okuyorum? Kalandanze. Doğru gittin. Söyle. Kalandanze. Ana Kalandanze. Türkçe konuşuyor. Türkçe konuşuyormuş efendim. İzleyelim efendim. Haydi. Konuşalım. Tamam. Ben seni hiç Türkçe konuşurken duymuyorum yani röportajlar dışında. Çünkü seninle istemsiz bir İngilizce konuşma gibi bir derdim var. Evet, konuşabiliyorum. Ona konuşuyorum. Neden konuşmuyorsun? Biraz unuttum. Unuttum biraz ben. Evet. O da hatırlarsın ya. Beyni öyle bir şey. Evet, evet. Değil mi? Evet. Evet tabii. Birazcık hadi sen de anlat bize şimdi. Ne anlatayım? Oo. Uyudum. Uyudu mu? Sadece uyudu mu? Çok güzel oldum. Ben öğlen uyuduğum zaman gece uyuyamıyorum, biliyor musun? Ben gece de uyudum. Çok güzeldi. Beğendim. Burası çok güzel, evet. Çok güzel bir Türkçe şeyi var ya. Evet, gayet güzel Anada. Konuşmuş. Evet, evet. Herhalde belki biraz utanıyor mu acaba konuşurken? Biraz tabii uzak kaldı Türkçeden. Hani bir çekiniyor belki ama olabilir. Çok temiz bir Türkçe ifadesi var bunun. Vallahi güzel Türkçe konuşuyormuş. Bence gayet konuşabilir. Çekinmesine gerek yok. Bence de. Evet, bravo Ana. Ben yıldızlayalım, 4 verdim. 3 veriyorum. Aa, şimdi nereden kırdın ama? Kırdım. Olmaz ki. Hayır, 4 var. Benim şeyim olsun. Ya hadi 3.5'tan 4 oldu. Bak, hadi ödeştik. Evet, çok manipülatif bir program içindeyiz. Begüm Kaçmaz ve Sude Gümüş Recep İvedik filminden bir bölümü taklit etmişler. Şu an çok merak ettim bunun ne olduğunu. Bakalım. Begüm'ün ara sıra yaptığı işler. Selamünaleyküm canım. Bana bir tane oralet verir misin oradan? Maalesef beyefendi, bizde oralet yok. O zaman ıhlamur ver. Maalesef ıhlamur da yok bizde. O zaman ada çayı ver bana. Bizde ada çayı da yok yalnız. Begüm. Solunda da. Maalesef beyefendi, bizde oralet yok. O zaman ıhlamur ver. Oyunculuklarına oylayalım bence. Oylayalım. O zaman ada çayı ver bana. Bizde ada çayı da yok yalnız. Biraz kaçırmış orada evet, yani. Evet, kaçırmış. Aynen, o yüzden. Ama güzel tatlı bir video olmuş. Aynen, tatlı bir video olmuş. Herhalde bu şey TikTok videosu büyük ihtimalle. Evet. Zaman zaman yapıyorlar böyle şeyleri. Hmm, şey de çok sardı ya bu arada TikTok'a. İrfan Can Kahveci. Evet, o da Fenerbahçe'den paylaşıyordu. Herkesi çekip duruyor bak. Hazır mıyız gençler? Piyanist bana bırak. Burada da şimdi ama vallahi voleybolda da TikTok'a sarabilirsiniz yani, güzel oluyor. Bence devam etsinler Sude ve Begüm. Evet, evet, devam edin. Ama Recep İvedik'ten devam etmeyin. Ben 3 veriyorum. Ben 2 veriyorum. Evet, son videomuz. Guidetti manşet alamayınca kızı Alison'a kızıyor. Nasıl kızıyor? Bak, bari kızına kızma. Bu arada çeken kişi de Canım Bu Ne nickname'li Günce çekmiş Vakıfbank maçında. Bu Türk Hava Yolları maçı sonrasında. Aa diyor ya, aa diyor yani. Bak böyle yapacaksın diyor. Yani. Bak git. Hay Allah. Giovanni karşısında Zehra Güneş falan var zannediyor herhalde. Yani Markova var zannediyor. Hay Allah. Zaten Giovanni biliyorsun artık bu her voleybol işin içine girince sıfır tolerans. Yani kızını evet. bile tanımıyor gerçekten. Kime kızıyordu ya? O Zehra'ya mıydı hani? Eğer o an istemediği bir şey oluyorsa Guidetti kızabiliyor tabii ki. Evet, bir şey böyle bir sanki aklıma geldi. Yani Guidetti'nin şeyleri ünlü. Bir bahsedilmişti röportajda da kimdi hatırlamıyorum. Guidetti'nin kırdığı tabletler ünlü zaten. Kendi tabii de bahsediyor canım. Diyor ki ayda bir iki tane kırıyordum şimdi daha iyiyim yani bu sene iki tane kırmış. İyi şükür yani en azından yani şeye cebede zarar hocam yani lütfen. Evet kızına da biraz böyle hani şey yapmış böyle ne yapıyorsun ya. Öyle mi yapılır o? Ama bak yani babası dünyanın en önemli antrenörlerinden bir tanesi. Annesi Bahar Toksoy çok önemli bir milli oyuncuydu. Hı hı. Şimdi hala devam ediyor kariyerine. Yani böyle bir anne babanın çocuğu olarak da tabii ki voleybolcu olması da bekleniyor. Biraz hani bunları daha kolay yapsın istiyor. Komik yani güzel. Aynen öyle. Tabii belki de
Çocuk da belki balerin olmak istiyor ha. Tabii ya bence. Değil mi? Belli de olmaz yani. Öyle bir açıklaması vardı galiba voleybolcu olmayacak diye ama yine de yapmasını istiyor birkaç tane. Tabii canım İşin şimdi. İşin içine sahaya girince. Aynen ben de olsam çocuğum bir program sunsun doğru düzgün isterim yani mesela. Spikerlik açılış yapsın. Hani mesela bir açılış yap yani. Ben 3 verdim yıldızlı yıldız. Aa yine çok çocuğa puan kırdın öyle ya. Öyle mi diyorsun? Ya, neyse tamam üç bir şey demiyorum. Ben de 3 veriyorum. Aynı puanı verdim bana niye kızıyorsun? Videolarımız bitti. Şimdi fotoğraflarımıza. Aynen fotoğraflar. Var. Evet, fotoğraflarımıza geçiyoruz. Hemen onları da bakın bunu geçen hafta konuşmuştuk. Aras Kargo maç öncesi lokma dağıtacak demiştik. Hakikaten lokma dağıttılar. Bakın. Bak ne güzel dağıtmışlar. Evet, gerçekten bildiğin lokma. Peki ilginç olan şeyi söyleyeyim sana. Vallahi bildiğin yemişler. Afiyet olsun. Aras Kargo maçta 2-0 öne geçti. Ama sonrasında 3-2 kaybetti. Aydın galip ayrıldı. Puan aldılar ama yenemediler. Bir şeytanın bacağını kıramadılar orada. Hay Allah. O zaman Aras Kargo'yu buradan... Biraz daha lokma dağıtmaları lazım herhalde. Yok bir kurşun döktürün o zaman. Bence. Şimdi bu lokma işlerine girdiyseniz kurşun da döktürürsünüz. Ne var yani? Bence bir kurşun dökülebilir. Ama ben çok tatlı buluyorum böyle paylaşımları yani. Evet evet. Çünkü voleybolun da isteğine yönelik bir... motivasyon bunlar aslında. Hı hı. Yani çok renkli paylaşımları bekliyoruz. Çünkü işi böyle kaosu sürüklemek hoş olmuyor. Evet. Yani takımların böyle mesela geçen hafta yine Aras'la Fenerbahçe çok keyifli bir boyoz çay paylaşımları yapmıştı. Evet. Keşke bütün hani böyle bütün yıl böyle devam etse. Hı hı. Ben Aras Kargo'nun admini de tekrardan buradan kutlayayım. Evet, admin kurşun da dökün çok zevkli olur. bunu yıldızlayalım. Yıldızlamayacağım. 4 vereyim ben buna. Bak yine 4 verdi. Tamam dur şimdi diğer şeyime ben de 4 veriyorum. Bana diyorsun kendine 4. Ama diğer fotoğrafları da görmek istiyorum şimdi. Berkan Buse Özden'in performansı bayağı parmak ısırtıyor. Bakalım. Kendisi 6 blok yaptı Aras Kargo maçında. Geçen hafta da çok önemli bir performans sergilemişti. Orta oyuncu, gelecek vaat ediyor. Onu öne çıkarmak istedim açıkçası. Biraz hani tolere etmiş oldum burada. Hı hı. Çünkü genç oyuncuların böyle performanslar sergilemesi bizim için çok güzel oyun oluyor. Hı hı. Çünkü onların gelişimini izlemek hepimizi mutlu ediyor, gururlandırıyor. Tabii. Bu arada Berka Vakıfbank altyapılı. Vakıfbank'ta da yani orta oyuncu cenneti gerçekten. Hı. Çok iyi oyuncular yetiştiriyor. Tebrik edelim. Berkan'ın performansını tebrik ediyorum burada. Aynen ben de tebrik ediyorum. Geçen sene Karayolları'nda ilk kez hani Sultanlar Ligi tecrübesi yaşamış oldu. Hı hı. Bu sene gerçekten artık tavana vurdu performansı. Hadi bakalım bir transfer yapar belki. Bakalım. Evet. Ama bu işler böyle adım adım gittiği için yani tabii burada tecrübenip. Çünkü genç oyuncular bazen büyük takımlarda süre bulmakta zorlanabiliyorlar. Hı, tabii. Burada oynadıkça gelişim sağlıyorsun. Hele orta oyuncular özellikle oynadıkça gelişim sağlayan bir pozisyon oyuncusu. Çünkü pasörü seyrediyor. O pasör nereye atacak? Onların kaymalarına bakıyor. Bunlar önemli. Bu maç sayısı, maç süresi arttıkça gelişebilecek bir şey. Berka da Aydın'a çok özel bir performans sergiliyor. Evet, devam ediyoruz. Hah geldi benim Ebrar. Ebrar Karakurt efendim dolap seçiminde kullandığı bir yöntem varmış. O yöntemi göstermiş paylaşımında. Bakalım. Kaliteli Ebrar. Dolap böyle alınıyor. Önce bir bakıyor işte ben soyunuyor muyum diye. Şaka bir yana soyunma odasında tabii ki. Yine muziplik yapıyor. Evet ya harika tatlı. Gerçekten. Ebrar'ın Türkiye geleceğine dair de iddialar var. Ha öyle evet. Mi? Geri dönecek gibi. Evet ama takım ismi yani ortalıkta hani söylenen isimler var ama çok netleşmiş gibi de değil. Döner mi sence? Yani Rusya'da herhalde bu sezonu tamamlar sonrasında dönebilir diye tahmin ediyorum. Yani Türkiye gelse güzel olur açıkçası. Tabii özledik yani Ebrar değil mi? Evet. Yani biliyorsun Beşiktaş taraftarı bu arada. Çok iyi bir Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş'a gelebilir diyor yani. Ahmet no. İşte eski takımı Vakıfbank. Eczacıbaşı'nın hani transfer edilse orada çok güzel bir uyum sağlayabilir. Hı-hı. Hande ile beraber. Galatasaray'a gelse düşünüyorum olabilir. Fenerbahçe'de belki o pozisyonda zaten oynayan oyuncular var. Hı-hı. Türk Hava Yolları hani yani böyle
kafamdan takımları gezdirince hangisine gitse gerçekten dengeleri değiştirebilecek bir oyuncu zaten. Milli takım için de çok değerli bir oyuncu. Evet tabii ki. Bakalım. Evet, çok da güzel bir fotoğraf valla. Çok komik. Her zamanki gibi Ebrar zaten komik bir insan. Son paylaşım yine Beşiktaş'tan geliyor. Beşiktaşlı oyuncular Emily Maglio'nun doğum gününü kutlamak için bir araya gelmişler. Şimdi... Çok tatlı ya. Kız partisi çok eğlenceli. Hepsi pijamalarını giymiş. Harika. Emily'ye güzel bir sürpriz yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Tam böyle şey, böyle kızların işte olur ya pijama partileri. Tam yani öyle olmuş, çok da hoş. Sene başında Galatasaray'la hazırlık maçı yapmışlardı, hazırlık turnuvası oynamışlardı. Emily Maglio'ya Salih Aşan şey demişti, Emily in Paris. Evet. Duyduğunu çok bilmiştim. Emily'in İstanbul şu an herhalde. Evet, şu an İstanbul. Emily'in İstanbul çok, çok güzel bir fotoğraf. Aynen. Videoda, video ve fotoğraflardan en iyilerini seçelim. Zehra var. 5 yıldız aldı. Eda Erdem 5 yıldız aldı. Hande Beladın 5 yıldız aldı. Son iki de Ebrar ve Beşiktaş'ın fotoğrafı 5 almıştı. Evet. Ben bu hafta Vakıfbank kaptanı Zehra Güneş'in UNICEF Türkiye'nin çocuk hakları savunucusu olmasını haftanın fotoğrafı olarak seçiyorum. Çünkü çocuklar benim için de çok kıymetlidir. Ve Zehra'yla da gurur duyuyorum. Ben Eda ile Zehra arasında kaldım. Ben karışmıyorum. Seni manipüle etmiyorum. manipüle etmedi ve ben de Zehra'yı seçiyorum. Haftanın fotoğrafı olarak. Evet. Zehra'nın UNICEF işbirliğinden bir fotoğrafını beğendik. İnşallah onun için de çok güzel bir proje olur. Kariyerinin kariyerinde böyle başarılarla devam etti. Çocuklara da dokunduğu bir bölüme girdi. İzlemekten keyifle. Evet. İzlemekten keyif alacağız. Aynen öyle, mutlaka da dediğin gibi çocuklara dokunacaktır. Ben de sandım. Ben biraz büyüğüm ama. Sen büyüksün aynen. İlham olsun sana da. Evet Serkan, bu hafta da içerikler çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum sana. Yine çok güzel hazırlanmışsın. Sen artık bir voleybol gurmesi olarak. Sen de Yaman olarak. Yetiştiriyorsun. Yaman'da yetiştiriyorsun. Bakalım önümüzdeki sene ne olacak programımızın, merak ediyorum. Evet. Şimdi yine... gurme ve yamağıyız. Dur bakalım önümüzdeki sene. Müdürümüz güncelleme istiyor genelde, biliyorsun. Evet, müdürümüz güncel ama şimdi benim de rütbem artacak ya. Yamaktım. Evet. Bir çırak almamız lazım o zaman, değil mi? Bir çırak ya da yamak aynı şey. Hayır, ekstra bir çırak daha almamız lazım herhalde. O orada duruyor işte bak. Erdem'i mi diyorsun? Dur, çırak. Erdem'in alacağım. Kamera önüne alacağız. Çok güzel bir bölüm oldu. Aynen, çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Eline sağlık. Ağzına da sağlık tabii ki. Senin de aynı şekilde. Evet. Efendim, voleybol gurmesinin sonuna geldik. Lütfen sizler de beğendiğiniz videoları ya da fotoğrafları bizim gibi böyle puanlayıp videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bize bu arada hafta içerisinde beğendiğiniz videoları da atabilirsiniz. Yine atabilirsiniz. Bizler de sizlerin isimlerini vererek yayınlarız diyelim. Hoşçakalın.